kıymetli mesai arkadaşlarım, okul müdürlerim, okul aile birliği başkanlarım, çok kıymetli mahalle muhtarlarım, okul güvenliği toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zaman çok hızlı geçiyor. Söylerken böyle ilk başta acaba yanlış mı söylüyoruz diye şöyle bir daha düşünüyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılına gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle öğrencilerimiz de artık okullara devam etmeye başlayacaklar. Bugün bu hafta itibariyle okullarımızda seminerler, hizmetçi eğitimler, okul öncesi hazırlıklar yapılıyor. Okul idarelerimiz okullardaki son rütüşlerini, hazırlıklarını yapıyorlar. Bizler de daha önceki yıllarda olduğu gibi sizlerle birlikte en önemli varlıklarımız olan geleceklerimizi, geleceğimizi onlara emanet edeceğimiz yavrularımızın geleceğe güvenli bir şekilde hazırlanması, okullara güvenli, anne babalarının gönlü rahat, aklı, fikri arkada kalmadan gidip gelmelerini sağlayacak tedbirlerimizi, güvenlik tedbirlerimizi hep beraber istişare ederek gözden geçiriyoruz. Şöyle bir durum değerlendirmesi yaptık. Durumumuz nedir? Neler yaşamışız? Nerede eksiğimiz, nerede artımız var? İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bizleri bilgilendirdiler. Doyurucu, güzel bilgiler verdiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler de geçmiş yıllarda olduğu gibi bu önemli konuya gereken hassasiyet ve ilgiyi göstererek yoğun, üst düzeyde bir katılım sağlayarak bu toplantımızı sadece usulü bir toplantı değil, gerçekten hepimizin üzerine görev ve sorumlulukları olan bir toplantı hüviyetinde, mahiyetinde olduğu için azami katılım ve en üst seviyede iştirakla gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz. Ben bu genel değerlendirmenin akabinde şunu özellikle sizlerden istirham ediyorum. Mahalle muhtarlarımızın, okul aile birliği başkanlarımızın ve okul müdürlerimizin özellikle vatandaş tarafını önceliyorum bu aşamada. Hani karşılaştıkları sıkıntılar, karşılaştıkları sorunlar nedir? Onlar toplantıyı böyle çok fazla zaman geçtikten sonra, süre geçtikten sonra söz verdiğimiz zaman bazen işte konular dile getirilmekten imtina ediliyor. Biz genel bir panoramasını elimizdeki veriler çerçevesinde ortaya koyduk. Belki önümüzdeki yıllardaki veya da ikinci dönem toplantıda şu da olabilir. Sunuyu dinlerken hatırıma gelen geçen yıl yaşadığımız somut vaka sayısı, taşımada ne yaşadık? Kaza, standartlara uymayan, ceza kesilen, okul güvenliğiyle ilgili konuları somut olarak onların bir bilançosunu çıkaralım. Çocuk güvenliğiyle ilgili olarak okullarda meydana gelen kazalar, okullarda uygulanan okuldan uzaklaştırma seviyesindeki, üst seviyedeki disiplin uygulamaları, yine çocuk istismarı bildirilen okulda ve okul dışında vakalar, yaralanmalar, yani adliyeye intikal etmiş, disipline intikal etmiş, uyuşturucu kullanımıdır, bu ve benzeri okul güvenliği içerisinde yer alabilecek şeyleri emniyetle, jandarmayla, adliyeyle ve milli eğitimin kendi içerisinde neredeyiz bunu geçmiş yıllardaki vakaları da göz önünde bulundurarak elimizde eğer veriler varsa mukayeseli olarak, istatistik olarak bunların bir verisini de burada paylaşırsak daha isabetli olacak. Hani sadece olayın güvenlik tedbirliği ve var olan durumu değil, mevcut şu andaki şeylerimizi de, durumlarımızı da ortaya koymamız gerekiyor. Ben şimdi sözü sizlere bırakarak okul güvenliğiyle ilgili kaygılarınızı, endişelerinizi, tespitlerinizi, değerlendirmelerinizi, sorunlarınızı ifade etmek adına sözü sizlere bırakıyorum.
notlarımızı aldıktan sonra biz sırasıyla cevaplandırıp önerilerinizi not edip akabinde de bir değerlendirme toplantımızı nihayetlendireceğiz. Evet, söz şimdi sizde arkadaşlar. Buyurun. Taşıma güzergahında bunda bir sıkıntı uçuk meydana geldi. Evet. Yani heyelan meydana geldi. Evet, heyelan yukarıdan mı geldi, yolun altını mı kopardı? Yolun altından. Altına gitti. Şu anda geçiş var mı muhtarım? Var. Yalnız çok zor şey. Zor yani. Kışın evet. Kar yağdığında, yol buzlandığında yani yol trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Evet, tehlikeye düşüyor. Ne kadarlık bir mesafe? 40 metre kadar bir mesafesi var. Mevkis. Özel araçlarıyla öğrenci getiren velilerimiz çok fazla. Servisler de var. Çocuklar için de tehlike yaratıyor, bizim için de. Sabahleyin pazar özellikle 8 ve 9 saat aralığında çok aktif, işte alışverişe gelenler, köyden gelenler. Yani bu saatler arasında biz emniyetten yardım istiyoruz. Şimdi vurulunca mı bu taşbaşı sokağa tersten girişler daha çok oluyor? O gün de oluyor, diğer günlerde. Şimdi trafikteki güvenliği tehlikeye sokan ve atlatan en önemli şey o tek yönlü sokağa tersten girişler. Tersten girişler, çarşamba günkü olan yoğunluk. Köyler o çarşamba, şimdi tersten girişi önledik diyelim, emniyet tedbiri aldı. Peki o çarşamba günkü yoğunluğu nasıl aşabiliriz? Ya, o gün emniyet görevlilerden destek alabiliriz. Yani nasıl, yani neyi? Sabahleyin. Yokurken neyi önlemek için destek alırız? Hatalı parklama. Hatalı park etme, trafik akışına. Hı hı. Şimdi ben o bölgeyi biliyorum. Zaman zaman ben de karşılaştım. Müdür Bey, şimdi hocamızın dediği yeri biliyorum, gerçekten keşmekeşe dönüyor. Vatandaşlarımız, özellikle belediyemizden de ben rica ediyorum. Yani vatandaş burada yol trafik ulaşımına açık olduğu halde pazarcılar öyle şekilde tezgahları kurup o şekilde yolu kapatıyorlar ki bırakın araç geçmeyi, ya yani yayalar geçemiyorlar. Yani biz bu oradaki bir pazara bir çeki düzen veriyoruz. Özellikle yani pazar çok savruk bir şekilde kuruluyor. Çünkü o bölgeye zaman zaman ben de çocuğumu getir götürdüğüm zaman karşılaşıyorum. Geçen yıl orada, o bölgede, o lokasyonda buyurun hocam. O lokasyonda doğal gaz çalışması olduğu için zaten bir keşmekeş vardı. Bugün de başladı Sayın Kaymakam'a. Okullar açıldı. Bugün de doğal gaz çalışması başlatıldı. Trafikte yukarıda o okulun önünden kesilmiş. Aşağıdan kesilse belki de araçlar hiç girmeyecekler. Öyle de büyük bir kamyon çekilmiş caminin önüne. Yani sabahleyin bizim geçişlerimiz de bayağı sıkıntılıydı. Şöyle yapıyoruz. Şimdi geçen yıl doğal gaz çalışması başlamıştı. Ben doğal gaz çalışması var diye, hani çok orası zaten, hani insanlar bir yere gidecek oluyor, bir kilometre, iki kilometre dolanarak gelmek durumunda kalıyordu. Şimdi bir de hani tek yöndür, işte şudur, pazarda olduğu, hani çok kuralları uygulayamıyordunuz. Yani olağanüstü bir durum vardı, olağan dışı bir durum vardı, öyle söyleyelim. Şimdi yine doğalgaz çalışmaları varsa okullarımızın ve öğrencilerimizin güvenliği ile alakalı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla birlikte her okulumuzdan sorumlu görevliler belirlenmiştir. Ayrıca okullarımızın kapalı olduğu gün ve saatlerde okullarımızda ve pansiyonlarımızda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız tarafından gerekli güvenlik tedbirleri hep bahçedeki ağaçların nedeniyle Mustafa Rakım Anadolu Lisemizde bir problemimiz vardı. Gerekli yazışmalar yapıldı. Bununla tedbiri alınmaktadır. Okullarımıza gelen soruların çözümüyle ilgili olarak gerekli yazışmalar yapılmış olup takibi müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Okul servis araçlarımız, biliyorsunuz taşımalı eğitim bizler için gerçekten çok çok önemli ve öğrencilerimiz için de takip edilmediği zaman ciddi riskler barındırıyor. Bu nedenle bizler taşımalı eğitim kapsamında araçların denetimini mutlaka yapıyoruz.